Evet, diğer telefonumuzu alalım. Bayağı telefonlar bekliyor. Onun için hocam Evet, kusura bakmayın. estağfurullah. Evet, Edirne'den bir izleyicimiz. Buyurun efendim. İyi günler. İyi Hayırlı günler. programlar. Sağ olun. Hocama hemen bekletmeden sorumu sorayım o zaman ben. Buyur, buyur kardeşim. Buyur. Hocam şimdi biz annemle kavga ettik. Normal anne kız kavgası. Ben onun kalbini kırdım. O benim kalbimi kırdı. Evet. Müslüman 3 günden fazla küs kalmazmış ama biz 8 ay kaldık. Bu 8 ay içerisinde annem vefat etti. Küs Aa. olarak ayrıldık birbirimizden. Vicdanım hiç rahat değil. Elimden geldiğince dualarını, mevlütlerini yapıyorum. Her gece dualarımı okuyorum. Hani beni affetmesi için Allah katında da hani günah işlediğimi düşünüyorum anneme küs kaldığım için. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Annem bir akşam rüyama gelip beni affettiğini söyledi. Artık ağlama kızım diye söyledi. Bu bana yeterli gelmiyor. Hani gerçekten affetmiş midir? Vicdanım nasıl rahat olabilir? Başını sağ Allah olsun. katında. Allah mekanı Sağ olun. cennet etsin. Şimdi bak, Amin. ibretlik bir hadise. Ne güzel de söyledin. 3 günden fazla küs durmak helal olmaz. Hele anneyle babayla küs olmaz. Eşle küs olmaz. Eşle bir gün de fazla duramaz. Küs duramaz. Biraz kafayı dinlersin. O sinirler geçer. Gerginlikler yazar. Eşinle hiç küs duramazsın. Şimdi ölümlü dünya, 3 günlük dünya boşuna dememişler ki. Onun için 3 günden fazla helal olmaz deniyor. Peki, ibretlik bir hadise. Öldü gitti, küs gittiniz. Evet. Şimdi ne kadar ağlasan, ne kadar çırpınsan, bazı şeyler imkanın yok. Hayata bir daha dönseydi olacaktı ama yok. Bir daha giden de geri gelmiyor. Teyzen var mı? Var, var. Fakat o da annem öldükten sonra annemin ona bir borcu varmış. Daha annemi defnettikten yarım saat sonra borcunu istedi. Verseydin. Verdim. Hiçbir borçlu yollamadım anneme. Bütün Tamam. borçlarını kapattım. Bak güzel. Annenin borçlarını öde. Teyze anne Ödedim. yarısıdır. Ona evlatlık yap. Efendim, annenin akrabalarına hayırlı ve hasenatta bulun. Anneni memnun etmek istiyorsan onun arkasından sürekli hayır hasenat yap. Tevbe etmişsin, ağlamışsın belli zaten. İnşallah Evet hocam. Rabbim affeder. İnşallah. Anne bedduası alan iflah olmaz. Sen bunun farkındasın. Evet. Mümkün mertebede elin açık olsun, cömert davran onun akrabalarına, özellikle teyzene. Teyzende de kırgınlık varmış demek ki. Onu da anne gibi bil. Hatası olabilir. O da senin imtihanın. Evlatlık yap derim. Geçmiş olsun. Allah rahmet Sağ eylesin. olun. Sağ olun Annene. hocam. İyi günler. Sağ ol Hayırlı kardeşim. günler. Allah rahmet eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.